Ekmeğe artık zamlı yiyeceğiz. İstanbul'da ekmeğe yapılan %25'lik gizli zam artık gizli değil. Ticaret odası o zammı onayladı. Yani önce zam geldi, sonra da onayı. 230 gram ekmek 2,5 liradan satılacak ama fırıncılara göre bu da yeterli değil. Bir Eylül'de bunun çuvalı 180 lira olmuştu. Zaruretten ekmeğe zam yapmak zorunda kaldık. Zammı Eylül ayında yapmışlardı. Un çuvalı arttıkça biz ekmeğin fiyatını artırmak zorundayız. İstanbul Ticaret Odası 2 ay sonra o zammı resmileştirdi. Vallahi çok, yani biz emekliyiz, zor oluyor yani. Sen burayı diyorsun, dışarıdakileri görsünüz. İstanbul'daki fırıncılar 1 Eylül'den itibaren 230 gram ekmeği 2,5 liradan satmaya başlamıştı zaten. Ancak o zam yeni resmileşti. İstanbul Ticaret Odası bu gramajdaki ekmeğin 2,5 liradan satılmasına onay verdi. Un 100 lira civarındaydı, 180 lira oldu, ekmeği 2,5 lira yaptı. 1 Eylül, Kasım'a geldik, un çuvalı 240 lira oldu. İstanbul'un pek çok ilçesinde 230 gram ekmek Eylül ayında 2,5 liradan satılmaya başlanmıştı. Günde kaç tane alıyorsunuz? Ne sor ne söyleyeyim. Kaç tane? 6. Günde 15 lira ekmeğe mi veriyorsunuz? Fazlasını bile veriyorum. Gizli zam denilen %25'lik zam için İstanbul Ticaret Odası'ndan onay çıktı. Yani artık bir gizliliği kalmadı. Evine 4-5 tane ekmek götürmek zorunda olan insan için zor. Resmiyet kazanan zammın açıklanmasıyla yeni bir gizli zammın sinyali de gecikmedi. 230 gram ekmek 2,5 liradan satılıyor ama fırıncılara göre bu daha başlangıç. Çünkü artan maliyetler fiyatı karşılamıyor. Ya gramajı düşüreceğiz ya da fiyat artışına gideceğiz diyorlar. Ya fiyat artıracağız ya ekmeğin gramajını düşüreceğiz. Şartlar ne olursa olsun ya. Her hafta bir zam oldukça ekmeğe de yansıyacak sanırım. Veya gramajı düşecek. Sadece ekmek zammına değil de onun ham maddesine de odaklanmak lazım. 2,5 lira kurtarmıyor mu fırıncıyı? 3,5 da olsa kurtarmaz bu şekilde. Maliyet artıyor. Bir una yansıtmayalım. Bunun mayası var, doğalgazı var, işçi parası var. Bunlar küflet yani.